ayak seslerinin bomboş sokakta uzaklaştığını işitince kapıyı usulca kapattı, sürgüyü ve zinciri vurdu, yazgısıyla baş başa kaldı. O ana değin daha 18'indeyken kendisinin yol açtığı, ölümüne dek dayakısını bırakmayacak olan dramın ağırlığının ve büyüklüğünün tam olarak bilincine varmamıştı. Felaketin olduğu öğle sonundan beri ilk kez ağladı. Bir başına, kimse görmeden, tek ağlama biçimiydi bu onun. Kocasına ait her şey hıçkırıklara boğuyordu onu. Pomponlu terlikleri, yastığın altındaki pijaması, yarım ay biçimindeki tuvalet masasının onsuz boşluğu, onun tenine sinen kokusu. Belli belirsiz bir düşünce ürpertti onu. İnsanın sevdikleri tüm eşyalarıyla birlikte ölmeli. Yatmak için kimseden yardım istemedi. Uyumadan önce hiçbir şey yemek istemedi canım. Acının ağırlığı altında ezilmiş, Tanrı'dan hemen o gece uykusunda onu ölümü göndermesini diledi. Bu umutla çorapsız ama giyinik hemen uyuyakaldı. Bilincine varmadan ama uykuda yaşamayı sürdürdüğünü, yatağın yarısının ona çok fazla geldiğini, her zamanki gibi sol yanda yattığını ama yatağın öte yanındaki öteki gövdenin ağırlığının eksikliğini bilerek uyudu. Uykusunda bir daha hiç böyle uyuyamayacağını düşünerek uyudu. Uykusunda hıçkırmaya başladı. Yatakta yerini değiştirmeksizin hıçkıra hıçkıra uyudu. Horozların ötüşünden çok sonra, onsuz istenmez olan sabah güneşi uyandırıncaya dek. Sözlü kültürün gelişmesinde insanların meraklarının aslında öncülük ettiğini görüyoruz. İnsanlar doğmuşlar, bakmışlar doğaya. Bu neden böyle? Biz neredeyiz? Gök neden gürledi? Aslında bir noktada dini anlamda da bir şey, bir inanç sistemi oturtmak adına da kullanmışlar bunları. Mitler mesela. İçinde isimleri gördüğümüz sözlü kültürün çok yegane bir ögesi. Ve kendi içinde bir sıralamaları da var. İsimler, şundan önce, şu tanrıdan önce, bundan sonra gibi ve böyle sistematik bir şekilde bir öğreti, bir kültür bırakmış insanlara. Neopolitik çağda yani insanların daha yeni yerleşik hayata geçtiği dönemde insanlar sözlü kültürü geliştirdiklerinde ve bir kültür inşasına başladıklarında bunu gelecek nesillere aktarmanın bir yolunu aradılar. Dolayısıyla sözlü kültürün hikaye anlatıcılığı bu şekilde evrilerek sonraki dönemlere aktarıldı. Çünkü aslında biz hep biliriz ki insanlar bir tarım devrimiyle yerleşik hayata geçti. Oysa ki böyle değil, insanlar bir kültürel bir devrimle yerleşik hayata geçtiler. Sizin de söylediğiniz gibi karşılaştıkları olaylara anlamlar yüklediler. Gök gürültüsü belki onları çok korkutuyordu. Belki onun tanrısal bir şey olduğunu düşündüler veya cezalandırıldıklarını düşündüler. Bunlar üzerine öyküler, efsaneler yarattılar. Aslında şamanizmde birçok mitolojik hikayede bu masalların aslında kökleri yatıyor.
işte korkularını, sevinçlerini, korunma güdülerini hep hayvanlara, doğaya, çevrelerinde yaşadıkları doğal olaylara atfederek efsaneler ve mitler ürettiler. Ve bu mitler sözlü kültürle birlikte, sözlü iletişimle birlikte nesilden nesile aktarıldı. Antik Yunan'a geldiğimizde biraz daha felsefe disiplininin, etimolojinin gelişmesiyle birlikte filozofların sözlü kültürü başka bir boyuta taşıdığını görüyoruz. Retorik formu Antik Yunan'da önümüze çıkıyor. Bu da tamamen sözlü kültürle, sözlü iletişimle geliştirilmiş bir form, retorik. Retorik de tıpkı bir hikaye anlatıcılığı gibi düşünür, filozof, çevresine insanları toplar ve hayat hakkında işte varlığı, hakikati sorgulayıcı sorular sorar. Ne kadar canlı anlatırsa o kadar ikna edici oluyor ve dinleyicisi o dünyaya o kadar da girebilmiş oluyor. Kesinlikle. Hikaye anlatıcıları aynı zamanda çok iyi birer gözlemcidirler. Seyyahlar örneğin. Anadolu geleneğinde seyyah geleneği oldukça önemlidir. Seyyahlar gezginlerdir aynı zamanda. Gezip gördükleri bölgelerdeki edindikleri deneyimleri hikayeler halinde, masallar halinde aktarırlar. Yaptıkları gözlemleri anlatılarına bir can olarak katıyorlar. O kadar güzel bir noktaya parmak bastınız ki. Bina manada toplayıcılar. Geçiyor, bakıyor, bir adam evet. Görüyor. Biraz ilginç, hmm diyor, koyuyor cebine. Devam evet. Ediyor, bir ağaç görüyor ve onu gördü. Öncelikle bunu hayal dünyasına aktarmada da o ağaç onu evet. Görmesini bir araç oluyor bir noktada. Evet. Kesinlikle. Cebine koyuyor ve daha sonra onu ilgi çekici bir şekilde dil becerilerini, anlatı becerilerini geliştirerek karşı tarafa aktarıyor. Efsanelere baktığımızda birçoğunun acılarla yoğrulduğunu görüyoruz. Hı hı. Masallarda daha böyle dinleyici biliyor ki evet yine bir ışık var, yine bir umut var ama efsanede bilmiyoruz bu hikayenin sonu nereye gidecek. Ve bazen kavuşamamalar, ölümler, feci trajediler görüyoruz ve dinliyoruz. Acılar dediğiniz noktada Anadolu coğrafyası çok fazla medeniyete ev sahipliği yapmış. Mısır'dan Hindistan'a uzanan çok zengin bir antik ve kültürel bir coğrafyanın tam kalbinde yer alıyor Anadolu. Anadolu'ya Türk ve İslam öğretisini yaymak için Horasan erenleri geliyor. Ve bu erenler birçok hikayeyle birlikte geliyorlar ve sözlü kültürle beraber bu hikayeyle bu efsaneleri anlatıyorlar. Bu efsaneler kimi zaman dediğiniz gibi Anadolu'nun çok çeşitli yerlerinde çok dramatik, çok trajik halk hikayeleri görürüz, duyarız. Ve bu hikayeler hepsi mutlu sonla bitmiyorlar bu efsaneler diyelim. Öte yandan da masallar insanların kendini edebi bir şekilde ifade etmesinin yanı sıra ki bu kısmı çok önemli. O bölge hakkında bize bir şeyler anlatıyor. Yaşam biçimleri hakkında, yaşam formları hakkında, bölgenin etnografyası hakkında. Farklı bölgelerde, farklı masalların farklı biçimlerde yaşadığını da görüyoruz. Mesela insanların o bölgedeki ormanla ilişkisi, eğer bölgenin hemen yakınında bir su varsa, bir akarsu varsa, bir şelale varsa ki bizim bu bölümümüzde Stüven şelalelerine bir yolculuk yapacağız birlikte. Mutlaka o bölgenin efsanelerinde de o şelaleyi görüyoruz. Masallar içinde bulundukları coğrafyanın doğal çevresel faktörlerinden çok fazla etkileniyorlar. Tasvir ettikleri şey aslında yaşadığı doğal çevrenin tasviri. İşte örneğin Karadeniz masallarında yemyeşil ormanlar da geçer hikayeler. İşte derelerden bahseder. Denizciler vardır, balıkçılar vardır. Balıkçıların masalları, hikayeleri tasvir edilir.
yöre insanının kişilik özellikleri, iklimle, coğrafyayla birlikte gelen tez canlılığı, işte belki sinirli yapısı, aynı zamanda mizahi unsurları Karadeniz masallarına çok fazla yansır. Ege insanının o naifliği, sıcaklığı, paylaşım ruhunu görürüz. Yine masalımızın geçtiği Balıkesir yöresi, hem Marmara bölgesinin hem de Ege'nin kesiştiği yerde aslında bir kültürel bir kesişim noktasında yer alıyor. Dolayısıyla tabiatının zenginliği, işte derelerinin güzelliği, dağlarının, ormanlarının, ovalarının, yaylalarının güzelliğini, yani çevresel faktörleri doğrudan masalda görebilmemiz mümkün. Bu efsanede bahsettiğiniz kesişimi çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ovada yaşayan bir delikanlı, dağdaki bir obada yaşayan bir kızla karşılaşıyor. Ve bir kesişim ve hikaye buradan devam ediyor. Evet, bir aşk hikayesi anlatılan ama önüne engeller konmuş zorlu bir aşk hikayesi teması var. Bu aşkın zor olmasının nedeni aslında biraz coğrafi faktörler. Kahramanlardan bir tanesinin dağda yaşaması, bir tanesinin ovada yaşamasının ortaya çıkardığı bazı kültürel farklılıklar, zıtlıklar ve bunlar karşısında kahramanların önlerine koymuş ailevi engeller, değil mi? Aileleri istemiyor çünkü yani uyuşamayacaklarını düşünüyor. Yani aslında aynı coğrafyada bile ne kadar farklı iki profilin, iki insan profilinin olabileceğini bize gösteriyor. Ve bu masalda bize bu coğrafyanın, doğal çevrenin iki aşığın önüne bir engel olarak koyulabileceğini gösteriyor. Orada bir ağaç olduğu söylenirmiş. Masaldaki, efsanedeki kızın daha önce sevdiğine verdiği tülbentle, nehrin üzerinde bulduğu, suyun üzerinde bulduğu tülbentle kendine astığı ağaç ve o da Emine ağacı olarak, Emine çınarı olarak anılırmış. Hı hı, hı. Anadolu'da bu tür masallara da bu ağaç metaforu çok fazla var ve o ağaçlara da daha sonra dilek ağacına dönüştürülüyor. Anadolu coğrafyasında çok farklı yerlerde işte bu tür efsanelerin, işte eğer bir aşk hikayesinin çağrıştırdığı bir mekansal bir yer veya bir mağara, bir ağaç sembolik anlamlar taşıyan şeylere dönüştürülebiliyor. Yani bu ağaç belki de şu anda bir dilek ağacına dönüştürüldü. İmkansız aşklarının gerçek olması için belki hani. İşte bunlar hep işte toplumun, insanların yüklediği mitler, destanlar. Bunlardan da başka hikayeler çıkıyor çünkü. Başka aşk hikayeleri çıkıyor. Ele aldığımız masalla ilgili aşkın gücünü o kadar net görüyoruz ki artık efsaneleşiyor ve halkın dilinde, halk edebiyatında dilden dile aktarılarak bir efsaneye dönüşüyor. Efsaneler efsaneleşmeleri için belki de iyi sonla bitmemeleri gerekir. Zeytinli'de Hasan diye bir delikanlı yaşarmış. Küçücük bir bahçesi varmış Hasan'ın ve de yaşlı bir anacığı. Anasından başka kıza bakmaz, öyle düğünlerde, bayramlarda, seyranlarda öbür delikanlılar gibi kalkıp oynamazmış. Her hafta Zeytinli'den Edremit'e yola çıkar,
oradaki pazarda tezgahını kurar, bostanında ne yetiştirdiyse güzelce satarmış. Sonra başını öne eğer, kafasını kaldırmadan evine geri dönermiş. Kazandığı ne varsa anasının eline avucuna bırakırmış. İşte o zamanlar Zeytinli'den, Edremit'ten kilometrelerce uzakta yukarıda, yüksek obada bir dağ kızı yaşarmış, bir yörük kızı Emine. Pek yaman bir kızmış Emine. Babasıyla birlikte kerestecilik yaparlarmış aslında. Babasının devirdiği ağaçları tek hamlede sırtlanır, durmadan aşağı indirebilirmiş dağdan aşağıya. İşte derler ki Emine bir gün pazarda Hasan'ı görmüş. İlerlemiş Hasan'ın tezgahına. Karpuzları yüklemiş heybesine. Hasan bakmış Emine'ye. Bir delikanlılık yapacak ya. Yörük kızı demiş. Senin yükün ağır oldu. Sen bu yükle nasıl çıkacaksın Kaz Dağı'nın yokuşuna? Bakmış Emine. Dur orada düz olmalı demiş. Biz demiş sizin boş çıkamadığınız bayıra 50 okka yükle çıkarız. Onlar böyle konuştukça, bakıştıkça aralarında bir şey olmuş. Sevdalanmışlar. O günden sonra Edremit'ten hep birlikte dönmüşler, beraber yürümüşler. Hasan Zeytinli'ye, Emine Yüksekoba'ya. O yaz Emine Hasan'ın Zeytinli'deki bahçesine uğrar olmuş. Ona dağdan bal getirmiş. Hasan da bahçeye çıkar, Emine'ye dut silker, kiraz vişne toplarmış. Sonra bahçedeki ayva ağacının dibine oturur, uzun uzun sohbet ederlermiş. Ne sevda ama. Tabi böylece koca bir yaz gelip geçmiş. Duyanlar, görenler olmuş tabii. Hasan'ın yaşlı anası almış Hasan'ı karşısına. Evladım demiş, görürüm ki sen bu yörük kızına sevdalandın. Ben bugün var, yarın yok mu, sana bir hanım gerek. Gidip isteyeyim bu kızı, Zeytin'den sonra düğününüzü yaparız demiş. Hasan bunun üzerine öyle bir sevinmiş ki hemen gitmiş Emine'nin yolunu beklemeye başlamış. Emine gelmiş. Emine'yi karşısına oturtmuş, demiş ki bak Emine. Bahar geçti, yaz geçti, leylekler göçtü. Yakında kar, kış, dağ ve ovanın yolunu kapatacak. Ben derim ki biz ondan önce düğünümüzü yapalım. O da ne? Emine'nin yüzü sararmış, solmuş. Hasan demiş, ne ben burada yapabilirim ne sen benim obamda yapabilirsin. Biz çok büyük bir hata ettik Hasan, birbirimizi unutalım. Öyle şey olur mu demiş Hasan. Yörük kızı Emine. Senin tatlı dilini bir defa duyan, senin güzel yüzünü bir defa gören seni unutabilir mi? Bak gel sen beni dinle. Benim bostanıma bakarsın sen. Ben de Zeytin'e giderim. Kimseye yük olmadan geçinir gideriz. Ama Emine dinlememiş. Ben demiş çadırdan çıkıp da köy evine giremem demiş. Başka bir şey söylememiş. Sonra kalkmış Hasan'ın yanından bir kuş gibi uçmuş gitmiş. Hasan Emine'nin ardından bakmış kalmış. O günden sonra Hasan'ın yüzü gülmemiş, rengi yerine gelmemiş. Ağzını açıp da bir dünya kelamı etmez olmuş. Pazara gider, ne alıp sattığını anlamadan geri dönermiş. Sonra bir gün dayanamamış, aklına bir fikir gelmiş ve yola çıkmış. Gitmiş, beklemiş dağın yamacında Emine'yi. Emine birazdan görünmüş. Ah, onun da yüzü sapsarıymış, sararmış, solmuş Emine. Oturtmuş karşısına Emine demiş. Sen hiç gönlüne karşı gelen bir baba yiğit gördün mü? Emine demiş, ocağına düştü. Eğer senin deli gönlün benim köyüme sığmazsa beni götür obana. Ben senin ineğini güderim, davarını güderim, keresteleri dağdan aşağı indiririm. Emine başta olmaz demiş. Bak Hasan böyle iş olmaz. Sonra demiş dağın suları serindir ama kışı çetindir demiş. Öyle bostan ekmeye, dikmeye, meyve yetiştirmeye benzemez demiş. Ama sonra Hasan'ın bu heyecanını, coşkusunu görünce tamam demiş. Ben varıp gideyim, annemlere sorayım. Bir hafta sonra burada buluşalım. Zaman geçmek bilmemiş. Hasan hop oturup hop kalkmış. Hop oturup hop kalkmış. En sonunda zaman dolmuş. Emine sırtında koca bir çuvalla gözükmüş. Hasan demiş,
Ben annemle babamla konuştum. Onlar da emmilerime sordular. Eğer bu sırtımdaki 40 okka tuz çuvalını durup dinlenmeden benim obama çıkarabilirsen... işte o zaman haftaya düğünümüz olacak Hasanlık. Çünkü demiş bu çuvalı obaya çıkarabilen kimseye benim obamda yan gözle bakacak biri yoktur. Hasan bakmış çuvala, bakmış Emine'ye, sırtladığı gibi çuvalı yürümeye başlamışlar. Yürümüşler, yürümüşler. Hasan önde, Emine arkada yürüyorlarmış. Emine biraz sonra Hasan'ın yüzüne bakmış, ah demiş. Hasan'ın yüzünden terler boşanıyormuş su gibi. Hasan demiş, ben sana kıyamam. Sen bırak bu çuvalı, var git köyüne, kendine yazık etme. Ama Hasan durmamış, yürümeye devam etmiş. Obaya bakarak. Aradan saatler geçmiş. Sütüven şelalelerine varmışlar. Hasan'ın sırtındaki tuz güneşle birlikte erimeye başlamış. Sırtını ateş gibi yakmış. İşte öyle olunca Emine demiş, şurada birazcık duralım. Emine olmaz demiş, yürümeye devam edeceğiz. O şelalenin orada kayalıklar varmış. Emine bir kayalıktan öteki kayalığa atlıyormuş. Hasan da onu izlemeye çalışıyormuş ama dayanamamış. Emine demiş, burada biraz duralım. Bu yaptığın zulümdür Emine. Emine dönmüş bakmış Hasan'a, olmaz demiş. Emine demiş, ben daha devam edemeyeceğim. Gel köyümüze dönelim. Emine hiçbir şey söylemeden almış 30 çuvalını sırtlamış ve yürümeye devam etmiş arkasına bakmadan. Hasan seslenmiş o kayalığın üzerinde. Emine demiş, beni buralarda bırakıp gitme. Emine yürümüş yürümüş, kulaklarında Hasan'ın sesi. Varmış obasına. Obadakiler, annesi, babası, emmileri Emine'yi bu tuz çuvalıyla görünce her şeyi anlamışlar, susmuşlar. Emine geçmiş bir çadıra, çökmüş. Kulağında hep Hasan'ın sesi varmış. Emine, beni buralarda bırakıp gitme. Sonra gök gürlemeye, karanlık çökmeye başlamış. Emine bu defa sahiden Hasan'ın sesini duymuş. Sormuş etrafındakilere, siz de duyuyor musunuz? Kızım demişler, 2 saatlik yoldan Hasan'ın sesi buraya nasıl gelsin? Ama Emine'yi dinletememişler. Hasan beni çağırıyor diyormuş, başka bir şey de demiyormuş. Sabaha kadar Emine'yi zor zapt etmişler. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte Emine koşmuş şelaleye, koşmuş Hasan'a. Aramış, taramış, Hasan'ı bulamamış. Sonra suyun üzerinde Hasan'a verdiği tülbentini bulmuş, almış, onu bastırmış bağrına. Dağlardan, taşlardan hep aynı ses geliyormuş. Emine, beni buralarda bırakıp gitme. Hasan aramış Emine, bulamamış. Köydekiler Hasan'ın boğulduğunu anlamışlar. Herhalde güz yağmurlarından derenin suyu taştı. Kim bilir Hasan'ı aldı, nerelere götürdü demişler. Ama Emine yok diyormuş. Hasan beni çağırıp durur da nerede olduğunu söyleyemez. Araya araya bulurum elbet. Emine bir aşağı bir yukarı dolanıp dururmuş. O yolun delisi divanesi olmuş. Ne deseler de Emine'yi vazgeçirememişler Hasan'ı aramaktan. Kulağında hep Hasan'ın o sözlerini duyuyormuş. Emine, beni buralarda bırakıp gitme. Günlerden bir gün Emine'yi oradaki koca çınarın altında bulmuşlar. Cansız bedeniyle. Bağrında Hasan'a verdiği tülbenti varmış. O günden sonra bu dere boyuna Hasan boğuldu. Bu çınara da, göklere yükselen çınara da Emine Çınarı demişler. Thank you.
Thank you.